Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız TÜYAP. Madencilik Fuarı'ndayız. Sektörün öncü firmalarından Tekay Sana konuk olduk. Firma ikinci kuşak temsilci Ozan Bey yanımızda. Bakalım firma ile ilgili bize neler aktaracak. Merhaba Ozan Bey. Merhaba. Öncelikle standımız hayırlı uğurlu olsun. Çok programımıza hoş geldiniz. Çok sağ olun. Biraz sonra Tekay Sana'la ilgili sohbetimiz devam edecek ama öncelikle ben fuarla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Nasıl geçiyor ilk gün, ilk dakikalar? Evet, fuar ilk dakikadan itibaren çok yoğun geçiyor. Bizim beklediğimizden çok daha ilgi var. Müşterilerimizin ziyareti var. Tanıdığımız tanımanız birçok insanlar, müşteriler geliyor. Çok memnunuz fuarın geçerliğinden. Farklı portföyler içinde önemli olan da bir fuar oluyor haliyle. Kesinlikle. Değil mi efendim? Sonuna kadar bol verim almanız dileğiyle diyorum fuarınızdan da. Tekay Sana geri dönelim mi? İkinci kuşak temsilcisiniz. Babanızın kurmuş olduğu bir firma ama hangi yıldan itibaren öykü başladı? Sizden dinleyelim. Önce kendinizi tanıtarak lütfen. Ozan Teke ben. Firmanın ikinci kuşak dediğim gibi temsilcisiyim. Biz 2005 yılında başladık aslında faaliyeti. 2006 yılında tam anlamıyla kurumsallaşarak bir sektöre başladık. O dakikadan itibaren sürekli sahada olduk. Ben, yine babam, ekibimiz hep birlikte. Sahada müşterilerin sorunlarını çöze çöze, sıkıntıları gidere gidere bu noktalara kadar kesinlikle Ar-Ge yapa yapa tabii ürünlerimizi sürekli geliştire buralara kadar geldik. Ürünlerimiz dediğimiz olay nedir efendim? Birazcık açalım mı hizmetlerimizi? Tekay Say deyince, Tekay San deyince aklımıza bizim neler, hangi hizmetler, hangi ürünler gelmeli aslında? Tekay San, biz ilk Tekay San'ı kurduktan birkaç sene sonra Tekay San deyince aklına insanların bant sıyırıcıları gelmeye başladı. Konveyör bant sıyırıcıları. Bu noktalarda sıkıntısı olan firma direkt artık Tekay San sıyırıcı, Tekay San firması sizin işinizi çözer durumuna geldi. Bu bizi çok gururlandırdı zaten. Bundan sonra biz de ürünlerimizi geliştirdik. Yeni ürünler kattık piyasaya. Ar-Ge yaptık ürünlerimizle alakalı sürekli. Sektörümüzü genişledik. İşte bant merkezimiz sistemleri ekledik. Kaç sektöre hitap ediyorsunuz? Şu anda yani maden sektörüne hitap ediyoruz sadece. Aynen. Peki. Hizmet sektörü çok zordur. Bunu hepimiz biliyoruz ama kendi için dışarıdan çok da eğlenceli görünseniz de aslında hataya mal yok. Kesinlikle. O sektördesiniz. Kesinlikle. Bu anlamda dikkat edilmesi gereken birçok unsur da bulundurmak durumundasınız. Neler öncelik sizler için, firma için hizmet verirken nelere önem gösteriyorsunuz? Şimdi maden sektöründe biliyorsunuz konveyörler var. Bu konveyörlerin durmaması gerekiyor. Bu konveyörler durduğu zaman müşteriye dolayısıyla sektöre zarar verebiliyor. En önemli nokta konveyörü durdurmadan, yani bantlara kesinlikle zarar vermeden ürünler üretebilmek ve fayda sağlayabilmek. Verimliliği artırmak. Verimliliği artırmak, aynen öyle. Bu yönde Ar-Ge'lerimizi yaptık. Çalışmalarımızı bu yönde sürekliliğim sağladık. Sektörümüzde bir diğer önemli konu da ürünlerinizin kalitesi kadar, üretilen ürünlerin kalitesi, firmanın büyüklüğü kadar sonrasındaki hizmetler çok önemli. Evet. Teknik servis ağı olmadan da sektörümüz ilerleyemeyebilir, firmalar kan kaybedebilir. Çözümleriniz neler bu anlamda müşterilerinize? Herhangi problem olduğunda ne kadarlık sürede ulaşabiliyorsunuz? Neler sunuyorsunuz? Saha ekiplerimiz var bizim. Montaj ve bakım ekiplerimiz var yine. Ürünlerimizi sürekli şekilde kontrol ediyoruz. Müşteri bize şurada bir sıkıntı yaşadım, yaşayabilir miyim acaba dediği zaman saha ekibimize hemen yönlendiriyoruz. Hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Verimlilik için de önemli çünkü. Bunun yanında yine ürünlerimizin montajlarını biz kendimiz yapıyoruz. Montajları yaparken de bununla alakalı olası durumlara karşı kısa bir eğitim de veriyoruz aynı zamanda müşterilere. Kolay kullanım için. Aynen öyle. Her zaman da yanlarında olduğumuzu biliyorlar zaten. Hizmetlerinizin arkasındayız diyorsunuz aslında. Aynen öyle, kesinlikle. Garanti süreçleri nedir efendim? Garanti süreci şöyle, maden sektörünü biliyorsunuz. Yani taşınan malzemeye göre birazcık da değişiyor bu. Ortalama bizim hani imalat montaj garantilerimiz var. Peki, bunlar 2 yıl oluyor. Proje bazlı mı çalışıyorsunuz? Proje bazlı da çalıştığımız oluyor. Direkt hani sahada aktif olan bir ürün üzerinde de çalıştığımız oluyor. Sıfırdan kurulan bir yerlere proje desteği de veriyoruz. Tasarımlarını yapıyoruz. Her türlü hizmet verilebiliyor sizlerde. Teknolojiye ait ne varsa siz de diyebiliyoruz. Aynen. Öyle değil mi? Peki sadece yurt içinde misiniz? Yurt dışı çalışmalarınız da var mı? İnşallah yurt dışı çalışmalarını bu 2022 yılında hedef koyduk kendimize. Çünkü Türkiye'de artık ağımız çok genişledi. Bilinen bir firmayız. Yani bizden gururla bahsedilen bir firmayız. O bizi çok gururlandırıyor. Bu kadar yıl ayakta kalmak zor olsa gerek. Babanızın kurmuş olduğu bir firma ama daha sonrasında sizler de geliştirmesiyle beraber kurumsallık da katmışsınız. Bir firma kurmak kolay değil. Yürütmek
etmek hiç kolay değil. O günden bugüne ya da sizin değiştiğinizden itibaren, siz bayrağı teslim aldığınızdan itibaren neler değişti? Şu anki noktaya gelmeyi hayal eder miydiniz peki Ozan Bey? Tabii bununla ilgili hayallerimiz vardı bizim. Biz ilk kurulduğumuzda tabii bir tane ürünümüz vardı. O ürünle gidiyorduk, piyasaya onunla koşturuyorduk. Bizim hayalimiz kendi sektörümüzde her şeyi üretebilmek, bununla ilgili uzman olduğumuz konu, uzmanlaşabilmek bu konularda. Biz bunları hayal ettik ve bunları gerçekleştirdik. Peki teknolojiyi bu kadar takip eden, araştıran, gözlemleyen, sürekli de büyüyen bir firmasınız. Bunu görebiliyoruz bizler de. Bundan sonraki etapta farklı projeler, farklı hedefler var mı? Bundan sonraki etapta biraz da şu anki bizim az önce ondan bahsettim. Bizim o zaman bir tane ürünümüz vardı. Şu anda 20'ye yakın ürünümüz var. Farklı kollarda, farklı ana başlıklarda 20'ye yakın ürünümüz var. Bizim artık bundan sonraki hedefimiz bu ürünlerde hepsinde, tamamında en iyi olabilmek. Neler yapabiliriz? Daha da kaliteli olması lazım, değil mi? Kesinlikle, aynen öyle. Peki, ben son sözlerinizi almak istiyorum. Sizleri destekleyen müşterilerinize, izleyicilerimize, sizi hiç bilmeyip şu anda görüp hizmet almak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Türk sanayisine hizmet vermekten gurur duyuyoruz. İnşallah daha da başarılı olacağız. Sizi tercih etmeye devam etsinler, takip etsinler, aynen, sürprizlerimize hazır olsunlar, aynen, diyorsunuz. YouTube kanalımızı sürekli takip etsinler. Çok teşekkür ediyoruz size. Biz vermiş teşekkür olduğunuz ederiz. Değerli bilgilere, hem kendi bölgenize hem de Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli, güvenilir, farklı hizmet anlayışı içinde. Umarım uzun nesiller boyunca Tekaysan'ın da ismini duymak dileğiyle. Çok teşekkür farklı ederim. Projelerinizle görüşmek üzere. Başarılar Ozan Bey. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, Madencilik Fuarı'ndan sektörün öncü firması Tekaysan'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka firma ve fuara kadar hoşça kalın.